Bence bugün aynı zamanda şanslı gününüzdesiniz. Şanslı da günüm değil mi? Doğru da akıl yürütüyorum gibime Tabii, geliyor. tabii. Ama bu soru da şöyle, hani soruyu siz okuduğunuzda direkt hani bunun cevabı bu dedim. Zaten Ölü Ozanlar Derneği filmini biliyorum, hiç alakası yok. İki şehrin hikayesi de çok konuyla özdeşleşmedi film ismi, düşündüm. Aslında roman. Charles Evet evet Dickens'ın. yani şey yani böyle bir kendimce akıl yürütmeler yaparak bir Evet. şeyler yapmaya Ama çalışıyorum. konuyla isim arasında İsim evet arasında böyle çok bağlantı kurulabilecek bir kuramadım. soruydu. Kurulabilecek bir soruydu. Aha. Evet. Geldik 15 bin liralık üçlemenin üçüncü sorusuna. Yani doğru cevap size 15 bin lira kazandıracak. Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deriye ne ad verilir? A. Palto, B. Yelek, C. Gömlek. Çok kısa ve çok basit bir soru aslında bakarsanız ama çok yanıltabilir. Şu an buna ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum yani. Yine bir mantık yürütme yapmam lazım. Yani böyle hani atasözleri ya da hep cümleler gömlek sanki olabilir gibi geliyor. Yelek de mantıklı geliyor. Palto da mantıklı geliyor yani. Atasözü dediniz. Ne Yani geldi bir aklınıza? şeylerden bir şey geldi. Yani yelek değil ama palto da gömlek değiştirir. Hani yani bazen kullanırız ya hani bir şeyi çok sık değiştiren birine gömlek değiştirir gibi işte. Yani ne bileyim bir orada mantık yürütmeye çalışıyorum. Yelek saçma geliyor ama şöyle de mantıklı olabilir. Yılan sürüngen, kolları yok. Yelekte de hani kolu yok ya. Acaba ondan dolayı yelek olabilir mi diye düşünüyorum şu an açıkçası. Hatta ona gittim yani şu an. Ama doğru bir mantık yürütmemi tabii bunu bilemiyorum şu anda. Sıyrılarak değişiyor. Gömlek de sıyrılır. Şimdi böyle Türkçe'ye çevrilmişse neye göre? Palto sıyrılmaz ama gömleği sıyırırsınız. Hani gömlek de mantıklı geliyor şu anda. Gömlek mi desem? Palto sıyrılmaz pek. Yani şimdi bir tane şey türetiyorum kafamda böyle beyin fırtınası yaşıyorum. Paltoyu çıkarırsınız üstünüzden, gömleği de çıkarırsınız, yeleği de çıkarırsınız. Ben yelek ya da gömlek olduğunu düşünüyorum. Ya kolu olmadığı için yeleği seçeceğim. Ha. Hani yılanın da kolu yok. Ya da gömleği sıyırırız ya. Hani gömleği seçeceğim. Gömlek diyeceğim ben yani. Risk de alayım ben. Pekala. C şıkkını onaylıyor Bu da son musunuz? riskim. Hep böyle diyorum ama. C şıkkını onaylıyorum. Önemli Bakalım. olan yarışıp risk almak bence. 15 bin lira kazandınız mı? Vedalaşıyor muyuz? Ya da kırmızı butona her an basabilirsiniz cevap yanmadan. Bunu da göz önünde bulundurun. Görelim. Gömlek diyeceğim ben. C şıkkı gömlek. Zaten onayladınız. Onayladım değil mi? Aha, az önce geçtik o safhayı. Onayladım. Onun da farkında değilim. Gömleğini değiştir. Gömlek. Görelim. Doğru.